Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hadi hazırsanız alınsın çaylar, kahveler geçilsin en rahat köşelere. Sevoş da hasbihal başlıyor o zaman. Kahvemden bir yudum alayım. Bakalım bugünün konuları nelermiş? Özcan Deniz çok aşık arkadaşlar. İnanılmaz aşık. Gözü aşktan hiçbir şeyi görmüyor. Çok haklı olduğu yerler de var. Belirli bir yaştan sonra da insan çok fazla hayatına e, müdahale edilmesinden de kim olursa olsun hoşlanmaz. Bu abisi olsun ablası olsun ama aile büyükleri araya girmiş zannedersem devreye girmişler. İşte gelin görümceyi abi kardeşi falan e, herhalde aralarına mı yapmaya çalışmışlar nedir ama keşke ailevi meseleler aile içerisinde kalabilse bu tartışmalar toplum önünde yapılmasa. E şimdi Özcan Deniz'in söyledikleri de yenilir yutulur değil. Neticisi de öz ablan yani onun için evli adamla beraber falan pişman O da senin gibi sinsi demeye getirmiş. En sinsileri sendin falandır. Yani o bir şeyler söylüyor. O da onu da söyledikleri yenilir yutulur değil. Yaşlılık bilmem neye girmiş. Şu doğru budur. E ben zaten bu kadar büyük yaş farkı olan ilişkilerin çok da eee iyi neticeler getirdiğini düşünmüyorum. O ayrı bir konu o cepte koyabiliriz. Ama Özcan Deniz'in de hayatına bu denli müdahale edilmesinin de ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tamam siz fikrinizi söyleyebilirsiniz ama yetişkin insanlar kendi kararlarını hayat ona ait. Bakın insanların hayatına müdahale edemezsiniz. Yönetemezsiniz. Herkesin kendi hikayesi var. Yanlışsa bile o yanlışı yaşayarak görecek. Sizin müdahalenizde olma. Ha siz ikaz edersiniz üstünüze düşen görevi eğer varsa bildiğiniz bir şey, gördüğünüz bir yanlış kendisiyle paylaşırsınız ama kararı ve seçimi yine kendisine bırakmak zorundasınız diye düşünüyorum. Bakın ağzı yananlardan bir tanesi de Özcan Deniz'le ilgili Seren Serengil'in yorumu da şöyle olmuş arkadaşlar. Demiş ki "Ah Özcan ben de zamanında senin gibi yaptım. Nasıl yanıldığımı gördüm. Bir rüyadasın. Umarım yine ee, zararı zarar görmezsin demiş. Ee, Feyza mıydı bundan önceki e, şeyi eşinin ismi oğlunun annesi şimdi aklıma getiremedim ama onunla da sıkıntılı süreçler yaşamıştı biliyorsunuz. Ama bundan öyle bahsediyor ki artık her şeyi öğrendiğim dediğim bir zamanda e, daha öğrenemediğim birçok şeyin olduğunu öğrendim ondan. Bana çok şey kattı diyor şimdiki samar içerisinde. Yani. Ama yetişkin bir insan, ee, kimsenin onun hayatına müdahale etmeye ya da kimsenin onun tercihlerini ya da seçimlerini eleştirmeye özellikle de ailesinin hakkının olmadığını düşünüyorum. Ya 50 yaşından sonra adamı sen yönetemezsin. İster abisi ol. Paşa ne yapıyorsun anneciğim? Paşa gel şuraya yat bakayım anneciğim. Ay çaktırmadan baktınız, da Chanel'de ne güzel kurulmuş. Ona annesi peluş aldı e, yumuşacık peluşlar e, peluşunun üstünde Chanel. Sevdim mi anneciğim yeni peluşunu? Aferin orada otur birazdan geliyorum. Benim boncuk gözlüm. Kurban olsun annesi onun gözlerine. Yok oynaşma zamanı değil. Bak aportta bekliyor. O kadar akıllılar ki bu düzeneğin başına geçtiğimde bunun benim işim olduğunun farkındalar herhalde. Bakın ikilemde kaldı azıcık böyle yeşillenir gibi oldu ama gerisin geri oturdu çünkü işini yapıyor kadın diye. Seren Serengil'e dönecek olursak Seren Serengil, yani işte en, en azından o da bir ünlü ailenin çocuğu olarak, Öztürk Serengil'in kızı olarak zamanında yaptığı seçimlerinden dolayı annesi istedi istemedi hep bunlar magazine gündem oldu. Tabii şimdi dönüp geçmişe baktığında ben ne aptalca şeyler yapmışım diyor ama onları yaşamasaydı da bugünkü Seren olamazdı. Özcan Deniz de hata da yapsa, yanlış da yapsa kendi seçimi. Böyle bir insanla birlikte olmayı kendisi seçmiş. Bu saatten sonra onun seçtiği kadını aşağılamak, küçük görmek ya da ne bileyim işte figüran parçası bilmem ne demek. Bunlar çok çirkin. Ay kadına neler demişler, büyücü demişler, işte büyü yaptırdı demişler. Hiç alakası. Senin kardeşin veya sizin kardeşiniz gitmiş. O kadına aşık olmuş. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani bunun büyüğüyle onunla bununla olduğunu ben inanmıyorum. Saçma sapan tabii ki böyle e, haberler dolaşıyor. Ben Özcan Deniz adına üzüldüm. Ailesiyle sevdiği arasında kalması kötü bir şey. Ailesinin onun hakkında bunları söylüyor olması hem abisinin hem ablasının o daha da korkunç bir şey. Haliyle o da diyor ki sırtımdan hançerlendim diyor. Kendini hançerlenmiş gibi görüyor. Üzücü bir durum. En üzücüsü de keşke kol kırılır, yen içinde kalır modunda olsa da insanlar bunları ekran önünde ya da ne bileyim televizyon ekranlarında konuşulmasa ya da ne bileyim magazinde konuşulmasa ailevi bu kadar önemli konular öyle değil mi? Kendi aralarında çözebilseler. Şimdi isim vermeden söyleyeceğim yine birileri çıkmış magazin programında. Yani kendinde olmayanları başkasına satmak ne kadar kolay değil mi? Yargı dağıtmak, ahlak dersi vermek annelik dersi vermek. Kendisinde zerresi bulunmayan insanlar ekrana çıkıyor birilerine annelik dersi veriyor. Ya da işte ahlak dersi veriyor. En gıcık olduğum şeylerden birisi çok onlara girmeyeceğim ama enteresan yani bakıyorum şöyle diyorum ki ulan bir kendi utanırım ya hakikaten yani ay yuka çıkmış skandallar olan bir kadının çıkıp da ahlak dersi vermesi annelik dersi vermesi aile dersi vermesi gerçekten pişkinlikte nirvana İsim önemli değil arkadaşlar. Ve devam edelim o zaman. Ben e, dediğim gibi Özcan Deniz'in e, içinde bulunduğu ruh haline ve durumuna bakalım işine nasıl yansıyacak. Yeni yayın döneminde çok da tutmuş bir projenin içinde. Kızıl Goncalar'da başrolde e, zannedersem sete çıktılar mı bilmiyorum ama bakalım işine bu durumlar nasıl yansıyacak. Çünkü ben sizin karanlığınızla baş edemiyorum artık dedi adam. Ne desin daha? Ben sizin... İçinizdeki bulunduğunuz karanlıkla baş edemiyorum dedi ya. Ay gerçekten korkunç. Ee, birileri de bunu Özcan Denizi koruyorum e, algılıyor. Hiç ilgisi yok. Özcan Denizi korumak değil ki aklın yolu birdir. Yaşını başını almış insan bu saatten kal sonra kalkıp da onu yönlendirmeye çalışmak, onun tercihlerini sorgulamak ya da sevdiği kadını aşağılamak gerçekten ailesi ise ve e, ailesi onu seviyorsa yanlış. Öyle değil mi? O onun seçimi iyi ya da kötü. Geçelim diğer bir aradaki 40 yaş yaşa rağmen, fark yaşa rağmen e, aşk yaşadığını düşünen Mehmet Ali Erbil. E, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldığını duyurmuş. Sosyal medyasından bakalım nasıl bir paylaşıda bulunmuş. Demiş ki bu Gülseren Ceylan hanımefendi. Belli de o kadının oraya gelmekteki niyeti. Yani şimdi 20 yaşındaki bir kadın, 60 yaşındaki bir adama beklentisiz gelmez. Yani o bu, bu adamlar zannediyorlar ki ben şey alem cihanım kadınlar bana aşık oluyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya. Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Bu senin ikinci açıklaman kardeşim bir kere daha ayrıldıydın. Eee? Ee, Mehmet Ali Erbil'le yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebiyle ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayın umarım. Bu defa bize saygı duyarsınız. Anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık. Bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için ya sen kimsin ki de bu kadar özlü hassasiyet için teşekkür. Ünlü kendini ünlü zannediyor herhalde. İşte biraz Mehmet Ali Erbil'in yanındaki pof e, ona sorular sorulmasını ya sen Niye bu cümleleri, büyük cümleleri kuruyorsun anlamış değilim ama artık hayatımı kaldığım yerden e, kaossuz, mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim diye. Mehmet Ali Erbil bu kadının gençliğinden etkilendi. Buna aşık olmadı. Ben onu hissettim zaten yan yana duruşlarından. Yani bunun gençliği. Bu gençlik enerjisinden etkilenmiş Mehmet Ali Erbil. Aşık olsa bırakmazdı diye düşünüyorum. Ama gene de işte imam nikahıydı falandı fişmandı İlk kez imam nikahı yaptık. Yok işte e, imam nikah yapılırken neydi o bir şey isteniyormuş falan da o bende kalsın bakalım bitince verecek mi falan. Zaten onun planlarını da yapmış gibiydi kadın. Ya olmayacak iki iki daha dört bir şeye Mehmet Ali Erbil amin dedi ama kendilerini küçük düşürüyorlar ya. E, artık belirli bir marka oluşturup belirli bir yere geldikten sonra Başına buyruk bir özel hayatınız da olamaz diye düşünüyorum. Sadece bunu şey olarak düşünmesinler. Hayat benim hayatım. Tamam hayat sizin hayatınız ama yani 85 milyonun tanıdığı bir kişinin sorumlulukları oluyor o 85 milyona karşı. Böyle önüne gelen rastgele geldiği gibi davranırsa rezil oluyorlar. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. E bu arada Mustafa Kemal Atatürk canımı nasıl buldunuz? Devam edelim arkadaşlar. Statü demişken, kariyer demişken, e, Semiramis Pekkan acaba ablasına mı gitti bu mesaj diye e, katıldığı bir programda başarının esiri olmaktan bahsetti. Hani bir kariyer yapıp başarı yapıp artık yarattığınız kişinin ya da yarattığınız kurumun esiri oluyorsunuz demeye çalıştı. Biraz taşın. E, ben öyle olmadım demeye çalıştı. Ben onu yapmadım kendime. Yani. Ee, evliliklerim oldu, işte bilmem ilişkilerim oldu ama hiçbir zaman bir kariyerin, bir, bir yarattığım bir şeyin esiri olmadım. Hayatımı ona göre yönlendirip onun için yaşamadım gibi e, cümleler kurdu. Bu da hemen bu mesaj ablaya mı diye. Yani ben Semiramis Pekkan'ın da zeki bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ee, aralarında da enteresan bir e, şey var. Semiramis bence bir, bir tık da kıskanıyor Ayda Pekkan'ı. Bakın bunu da hissettim. Yani tamam ne derler hani yapacağından da geri kalmıyor. Bir korkuyor, bir tırsıyor ondan. Ama hani lafımı da söylerim, sokarım gibi bir hava hissediyorum ben Samira Müspekkan'da. Ee, çünkü çok büyük bir star oldu. Anlıyorum çok zengin olabilirsiniz, çok paranız olabilir. İşte lehcilik okullarına gitmiş olabilirsiniz, sosyetenin içerisinde olmuş olabilirsiniz ama Ajda'nın yaptığı kariyer ve şöhret de yani muhteşem bir şey. Yani düşünsenize her dönemin kadını olmak o kadar da kolay bir şey değil. Bir moda ikonu olmak, her yaşında popüler kalmak, her jenerasyona hitap etmek. Yani tabii ki kusura bakmayın da o yarattığı Ajda markasını da korumak için e, bir takım özverilerde bulunacak. Bu bence doğru bir strateji diye düşünüyorum ama ben öyle yapmadım derken burada ablasına bir gönderme yaptı. O kadar bariz belli ki. Aa bu arada Semiramis Pekkan'ı da beğeniyor. Hani bundan hiç şu anlaşılmasın. Ama gerçekleri de dile getirmek lazım. Ee, şimdi Ajda Pekkan'ın sarlığını kıskanmayacak kadın var mıdır yani? Yoktur. O bir kardeşi de olsa e, onun etkisinden çıkamıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Geçelim. Diğer haberlerimize bakalım neler yaşanmış, bugünün neleri konuşulmuş. Ah canım benim ee, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli olmuş, kızları olacakmış. Allah tamamını erdirsin. Ben Neslihan Atagül'ün de böyle bir içinde bir yerlerinde böyle nasıl diyeyim kırılgan bir kız çocuğu olduğunu düşünüyorum. Şansı bol olsun. Bak kendisi gibi güzel bir kızı olsun inşallah. Ee, o beni herkesten daha iyi tanıyor dediği bir kişiden bebeğini yapıyor. O kadar özel ve anlamlı. Yani biz severiz, sevmeyiz, bize itici gelir davranış biçimi, çapkınlığı. Biz kızarız ederiz ama onda bir şeyler bulmuş. Bu cümleleri kurdurtmuş ona. Bir şeyinde öyle söylüyor. Beni ondan daha iyi kimse tanıyamaz, kimse anlayamaz demişti. Yani bunları hissettiği birinden çocuk yapıyor olması ne kadar muazzam. Ee, ne diyelim tamamını erdirsin Allah. Sağlıklı, saatli kucaklarına almayı nasip etsin diyelim. Ben beğeniyorum Neslihan Atagülü. E, çok güzel kadın ama mesleğine ve kariyerine çok da yatırım yapan bir kız değil. Güzellik de maalesef geçici, belirli bir zaman aralığı var. Yani isteseniz de istemeseniz de onu muhafaza edemiyorsunuz. O en güzel döneminizi heba etmemeniz gerekiyor ama biraz öyle yaptığını düşünüyorum kendisinin. Evet arkadaşlar geçelim bakalım özlü özlü sözler söyleyen Semiramis Pekkandan sonra. Yusuf Güney, Yusuf Güney demiş ki genetiği bozulmuş sivrisineklere dikkat edin çok fazla insan ölecek. Ya artık sizde de var mı bilinçaltımız bu kodlarla etkileniyoruz. Şimdi çıkıp kafasına göre birileri bir şey söylüyor yoksa salgın gelecek sivrisinek gelecek ekonomik kriz olacak, kaos olacak, savaş olacak. Ama ne geleceğe yatırım yapıyoruz? 2-3 sene sonra nükleer savaş, puf bir sabah yokuz gibi mesajlar yazılıyor. Hadi sizin için oturayım birazcık şöyle. Muhabbet koyulaşacağı benziyor. Yalnız bu tutumların insanların e, psikolojisini ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yani Emin olmadığınız bir şeyleri söylemeyin çıkıp da ya. Ne bileyim artık bazılarının da takipçi kazanmak için şu baktığı resimde ben resmen şeyi Yusuf Güney'i böceğe benzettim. Bu <laughs> da gözleri gözleri felpecir dönüyor. Enteresan yani buna bu e, astral seyahatler pek yaramadı diye düşünüyorum. Bazen de dikkat ediyorum artık top çeviriyor. Bu ilgi hoşuna gitti ama bu gizemi farklı bir amaç için kullanıyormuş gibi geliyor bana artık. Yani ne bileyim bilmiyorum siz ne dersiniz ama doğru da bulmuyorum arkadaşlar. Bu kadar da artık her şeyin ee, ne bileyim etkileniyor insanlar. Korkutulmasını doğru bulmuyorum. Bu tarz yayınlar yapılıyor sürekli. Bana çok yanlış geliyor. Felaket tellalı diyorum ben onlara. Sabahtan akşama kadar savaş çıkacak, yok yok işte o olacak, bu olacak, nükleer çıkacak. Ya bu kadar hakikaten bir kesimi Artık böyle şey yaptılar kodlaya kodlaya içine kapanık ansiyetesi olan, panik kata olan insanlar doğdu bunların yüzünden. Bu tarz açıklamalar yapanların. Bu arada e, kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile evli olan Aslıhan Güner artık anne olmak istediğini, seni anne olabileceğini söylemiş. Çok güzel kız değil mi? Mavi gözlü, mavi mi yeşil mi? Renkli gözlü, güzel gözleri olan bu e, yalan mıydı? Neydi bir dizi var ya kanalda ne kadar da ee, ben hiç izlemiyorum Allah yazın dizim hiç olmadı bugün yaz demişken bir şimşek bir yıldırım bir anda hava bir bozdu simsiyah oldu Ay, iç karartıcı havalar geliyor artık yazı çok seviyorum ama maalesef yaz artık tükenmek üzere arkadaşlar içinizi karartmak istemiyorum ama x platformunda bir video dolaşıyor ve bir video gördüm o kadar üzüldüm ki o videoyu keşke görmeseydim dedim. Bilmiyorum size de denk geldi mi arkadaşlar? Korkunç yani e, bir adam arabasının arkasına bağlamış o köpeği sürükleye sürükleye. Bir de iniyor tekrar bulduğu bir şeyle kürek gibi bir şeyle kafasına kafasına Allah'ım hakikaten insanlar bu insan olamaz. Ama resmini ifşa etmişler sosyal medyada. Bir takipçi de demiş ki arkadaşlar e, iyiler olarak bizim sesimiz çıkacak. Kötüler ceza almıyorsa e, ortaya dökülecek. Bu ismi vermiş e, Ramazan Zühre Koşar İzmir Bergama e, Bozköy'de bir köpeğin arabanın arkasına bağladı. Sonra hızını alamayıp döverek öldürdü. Ceza alamayacağı için kimse etkilenmiyor. Yaptığının duyulmasını istiyorum. Tek yapabileceğim bu diye resimlerini paylaşmış. E, Hande Yener'de bu şahsa canavar inşallah geber diye e, hakikaten bir canlının çığlıklarını duya duya o canlıyı öldürebiliyorsan bu köpek olmuş, kedi olmuş, kuş olmuş, insan olmuş fark eder mi arkadaşlar? Nasıl kıydın? Elin kopsun. Tamamına bakamadım. Ay yine biz böyle izlerken ay diyerekler ya şimdi yapamıyorum onu. Çocukların biri orada uyuyor, birisi burada uyuyor. İster istemez şimdi benim bebeklerim de olduğu için yani insan empati kuruyor. Nasıl ya onların gözlerine baktığın zaman nasıl? Ya inanamıyorum ya gerçekten bir insan şu bulunduğumuz çağın içerisinde gerçekten aydınlanma yaşıyorsa bir takım değişimlere uğruyor arkadaşlar gerçekten. Mesela ben eskisi kadar yani tamam şimdi tüketmiyorum deyip yalan söylemeyeceğim ama et tüketiminizde azalma başladıysa hassasiyet başlamışsa ben sineği bile cama açıyorum da havluyla kovalayıp uçsun gitsin diyorum. Eskiden şak diye vurup öldürdüğümüz sineği bile. Bu bilinç düzeyine gelmek de her insana nasip olmuyor diye düşünüyorum. Artık yani etle bile aranıza mesafe koyuyorsan, empati empati diğer canlılar içinde şefkat ve merhamet duygusu gelişiyorsa artık sen yükselişteki bir ruhsundur. Ama böyle arabanın arkasında işkenceyle bir hayvanın ölümünden keyif alıyorsan sen artık yani kötülükte nirvanasın. Şeytan aramayın, şeytan bu. Yani hiç uzakta şeytan aramayın yani. Bunu yapabilen insan olamaz bence. Böyle e, ifşa ediliyor olması da, tecrit ediliyor olması da şu sosyal medyanın kötü yönleri olduğu gibi çok iyi yönleri de var arkadaşlar. Tecrit edin böyle insanları, böyle terbiyesizlikler yapamasınlar ya. Ha gerçekten bu kadarına da pes diyorum ya. Görmez olaydım. Hande Yener'e katılıyorum. Gebersin pislik. Suratına sıfatına da bakan bunu insan zanneder. Şu tipine bakan da bunu insan zanneder. Hakikaten insanlığımızdan çıktık. Biraz bugün X platformunda gördüm. İzmir'de bu ne rahatlıktır ayol. Sokak ortasında seks yapan insanlar. Yani inanılır gibi değil ya. Zıvanadan çıkmış insanlar ya. Bu kadar olmayın yani artık bu şeye dönüştü. Farkında mısınız? Ee, bir takım insanlar aydınlanıp, bilinçlenip, kendine çeki düzen verip, merhamet, sevgi, şefkatle beslenirken bir takım insanlar da artık sapkınlık, işte ne bileyim küçük çocuklar, bugün gene gördüm ee, 12 yaşında çocukla evleniyor. Pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yani gelenek, görenek, bir, bir, ya yani şimdi ırkçı diyecekler bana da. O orta o, bir, bir kesimin geleneği göreneği bize hiç uymuyor kardeşim. ya insanlık dışı şeyler bunlar. Nefretül kebir. Bu arada Acun Ulucalı ile Çağla Altınkaya'nın evlilikleri Muğla'da bir otelde olacak diye bir haberler çıkmıştı. İptal edildi. 4 Eylül'de İstanbul'da Esma Sultan yalısında evleneceklermiş. Ee, acaba neden ertelediler? Kız kapris mi yaptı beni de öyle kıyıda köşede bir otelde mi evlendi? Ben... Evleniyorsam en güzel yerde mi evleneceğim dedi. Bunları bir, bir Yunanistan tatilinde de görmüşler de. Ee, bir kıyafete bakıyor. Acun da böyle arkasında. Ay yani ne bileyim bu kadar kariyerli adamların. Böyle kadınların arkasında pimpon topu gibi dolanmaları bana çok komik geliyor. Acun Ilıcalı ile dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan, yeniden evlilik hazırlığı yapan isim sevgilisinin isteğine göre tarihi mekanı değiştirmiş. 5 Eylül'de nikah masasına oturacakları söylenen çiftin düğünlerinin de Marmaris'te e, söğüt manzaralı restoranda yapılacağı iddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan haberlere göre herhalde istemedi. Niye İstanbul'da yalılarda olsun diye. E, iptal edilmiş oradaki hazırlıklar. E, ve çiftin düğünleri 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda yapılacakmış. E hadi ne diyelim? E şimdi şöyle bir ...düşünecek olursanız... ...bu kız senin neredeyse kızın yaşında... Ee, ...sen yarın geleceksin... ...20 sene ...yani evlilikler eskiden bir ömürlük düşünülürdü... ...şimdi bir ömürlük plan yapabilir misin? Sen geleceksin 75 yaşına... ...kız gelecek 40 yaşına... ...olacak iş mi? Belki de daha fazla bilmiyorum... ...şimdi Acun kaç yaşında? 50'lerinde olsun, 50 küsürlerinde... ...20 sene sonra 75 falan olduğunda... ...sen bu kız da 20 küsürlerindeyse... ...40 yaşındaki kız... Durur mu senin yanında? Azıcık da bir takım şeyleri düşünmek lazım diye düşünüyorum ama ve tabii ki bu, bu kız zenginliğinden gücünden etkilenebilir. Hemşireymiş e ama e, Acun, Mehmet Ali, bunun gibi erkekler İbrahim Tatlıses e, kadınların dişil ve gençlik enerjilerinden beslendiklerini düşünüyorum. Adına aşk mı dersiniz ne dersiniz bilmem. Bu arada İbrahim Tatlıses demişken kızı Dilan Çıtak'la ilgili sürtüşmeleri devam ediyor. Biliyorsunuz Dilan Çıtak e, İbrahim Tatlıses'in işte Tatlıses soyadının bana hiçbir faydası yok İşlerimden oldum felandır fişmandır deyip sildirdi sosyal medyasından ama mesela enteresan bir şekilde e, gittiğim Bodrum'daki 888 neyse gerin ismini söylemeyeyim Ercan Saatçı'yı dinlemeye gidiyor orada da sahneye alıyor Ercan Saatçı. İşte Ercan Saatçi, babası İbrahim Tatlıses, kocası işte bizim müzisyenlerden Murat Dörtel falan anons ederken babasının ismini geçince falan yapması. Hem öyle yapıyorsun hem de babanın şarkısını okuyorsun. Yani şimdi ben Dilan Çıtağ'ın e, sempati duyarım ama e, yaptığı da doğru değil ama şimdi. Sen hem burun kıvırdığın insanın şarkısını niye okuyorsun? Ya, öyle değil mi? Tutarsızlık yok mu? Sen kardeşim madem tatlı ses soyadının sana zarar verdiğini düşünüyorsan niye babanın şarkılarını çıkıp okuyorsun? Başka şarkı oku. Demek ki sen de kusura bakma yani aranıyorsun. Yani ne bileyim ne diyeyim bilmiyorum bir şekilde bakın kan bağı kan bağı diyorlar ya işte bir arada olmayınca olmuyor. Yani seni kim büyüttüyse kim yetiştirdiyse o İbrahim tatlı ses olmasaydı belki de selam bile vermezdi 20-25 sene sonra. Ama işte e, o bağ oluşmuyor. Kurulmuyor. Sonradan olmuyor o sevgi bağı. Bak kız şimdi işte bana ağzını bu hiç doğru değil ama. Eğer gerçekten yiğitlik yapıp ben soyadımı sildirdim, tatlı ses soyadını bana zararı var deyip aramam deyip şarkılar söylüyorsan sahnede bir tutarsızlık onda da olduğunu düşünüyorum. Bu arada Mert Ramazan Demir tatilini yaptı Bali dönüşü havalimanında bu kızla Melik Melek Şahin'le görüntülenmiş. Beyaz Magazin programında Bilal Özcan'ın e, haber verdi bu melek şahin olan birlikteliğini daha sonra ona bir takipçi e, havaalanında Endonezya'da havalimanında görüp tanıyıp görüntülemiş. Ay dünyanın her yerinde Türk var. Hani hiçbir yerinde enteresan bir şekilde e, Avrupa'da da, Avustralya'da, Amerika'da yani her yerde gittiğiniz her yerde bir Türk'le karşılaşabilirsiniz. Çekmişler resimlerini. Ben bunların birazcık ee, dizi başlıyor diye uzaklaştığını düşünmüştüm Afra'yla ama demek ki gerçekten bitmiş. Pek de diziyle alakası yok. Ee, bakalım şimdi bunlar tatil oluyor, birbirlerinden uzaklaşıyorlar, sete geliyorlar, sürekli bir aradılar. Belki aşk yeniden başlar mı enteresan bir şekilde? Ya bu işler gençlikte heyecanlılar, hızlılar, her anları takip ediliyor, seviliyorlar. Değil mi? Enteresan geliyor mu size de bu aş nefişli olayları. Ne diyorsunuz? Ama <laughs> bakalım yani zannedersem bu 1-2 gün içerisinde e, yeni bölümlerin çekimlerine başlayacaklar. E, uzaklaşınca, neydi o Kim Basinger'ın bir filmi vardı. Birbirlerinden uzaklaşınca aramıyorlar, sormuyorlar ama bir araya gelincesi aşkları tazeleniyor. Herhalde onun gibi bir şey yani altın çağını yaşıyor. Bakın şu 15 sene bunlar için çok önemli hem Mert Ramazan Demir için hem Afra Saraçoğlu için hem Serenay Sarıkaya için hem Demet Özdemir için yani bu isimler için şu 10-15 sene çok önemli. Çünkü gençliklerinin haymanı yiyen kişiler bunlar, aktörler, aktrisler, oyuncular. Ama şu 10-15 sene iyi değerlendirmezlerse yani skuytu hayal içerisine düşeceklerdir. Çünkü bu kadar tanınmanın ilginin getirdiği konfor alanı eğer değerlendirmezlerse bir 15 sene olmayacak. Kimler geldi, kimler geçti? Kimler de gelip geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bugünün konuşulanlarını Ay baya baya büyümüş kız Neslihan Atagül'ün karnı. Şimdi önümdeki resimde gördüm. Ay bakar mısınız? Seboş'unuz bugün bütün gün uyudu. Hala da bu mevsim dönüşlerinden midir? Nedir? Bir yorgunluğu var. Gene aynasız olmaz. Seboş gene bir baksın aynaya. Bakayım şöyle bir kendime. Kız güzelim ayol. <laughs> Güzelim ayol, baksana ayol, su gibiyim ayol. Maşallah kendime dedikten sonra e beni buraya kadar izlediyseniz ve tabii ki beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman sevoşta kalın. Dünyanın neresinden izliyor olursanız olun. E şu kalbim sizlerle yol. Sizlerle atıyor yol, O yorumlarınıza bayılıyorum, bayılıyorum bayılıyorum. Yarın görüşene dek koşacak kalın.